konuğumuz da geldi efendim. Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisindeki Nuran karakteri için 10 kilo alan, ellerine kınalar yakan, kaşları da özgür bırakan Yeşim Ceren Bozoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin. Sunum herhalde bir iki saat daha devam ediyor. Giderdi. Gelincik yokuşundan kıyafetleri alan. Evet. 18 saat set yapan. Makyajsız objektif karşısına geçen. Makyajsız oynayan, evet. Ya bunlara aslına bakarsanız tabii kızlar şimdi hani böyle söyleyince çok önemli bir şeymiş gibi duruyor ama aslına bakarsanız bu oyunculuk dediğiniz şeyin malzemesi bununla alakalı. Nasıl ki sen çağırdığın konuğunun işte yaptığı işten son başarılarından veya başarısızlıklarından haberdar olmak, gündemi takip etmek zorundasın. Haberci olarak, gazeteci olarak, benimkisi de oyuncu olarak Nuran karakterini oynuyorsam o kadın olmak gibi bir zaruriyetim var. Yani şimdi bizde çok alışıldığı için böyle işte takma kirpikler, her türlü rujlar. Aslında hiçbir şey yaptırmadım ama işte gece kondu kadını oynuyorum. Yani normal olduğu gibi, olması gerektiği gibi yapınca ay efendim eline de kına yaktı, makyajsız oynuyor. Yahu Türkiye'nin hangi varoş mahallesinde sabah kalktığında gözünde kirpikler bir şey. Yani zaten öyle yaşıyor işte Gelincik'teki Adile ablalar, Hüsniye'ler. Yeşim biz hep Aytenler, Hollywood öyle starlarından, evet, hep biz Hollywood starlarının böyle haberlerini okuduk işte. Ne bileyim kilo aldı. Evet. Özellikle kilo almak evet. O kadar riskli bir şey ki sen ne kadar zayıflamıştın. Yani o şöyle bir şey bence. Riskli dediğiniz şey eğer siz bu sektörde güzellik satıyorsanız o evet güzel. Sizin için riskli. Ama siz benim seçtiğim yol ve yöntem aktörlük. Benim sattığım şey oyunculuk. Dolayısıyla benim için önemli olan ben o karakter işte atıyorum doktorlardaki Fikret Gestapo karakteri ne kadar ona inandırırsam yok işte geniş ailedeki Domuşuk Sevim şimdi onda da mesela Allah'ım ne fuşya rengi rujlar ne işte siklamen rengi göz farları saçma sapan ne varsa bulup sürüyordum. Hani onda da aşırı bir makyaj yapılıyordu. İnandırıcı olması için rol neyi gerektiriyorsa onu yapmakla yükümlüsünüz. Bu işin aslına bakarsanız doğası bu ama bence yavaş yavaş da özellikle yeni jenerasyonla beraber oyunculuk öyle bir yere doğru gidiyor. Ya hayır hiç öyle bir yere falan gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü ben bir tane bir dizi açıkça da söyleyeyim. Söyle, Yılanların söyle. Öcü Show TV'de çok güzel kızlar var dizide. Bayağı süper. Güzel kızlar. O halde soralım falan caddelerde yürürken güzelliğini çek çek kullan dergilerde evet. Sayfalarda. Ama Hande Soral öyle... Fakir Baykurt'un öyle önemli eseri çok, televizyona uyarlanmış çok. Ama köylü kızı değil Bağdat Caddesi'nin süper güzel kızlarına benziyor ya da Nişantaşı'nın. Al sen orada bir kadını canlandırıyorsun Nuran. Divanın tabii. Üstünde oturup kızını azarlıyor. Orada bir köylü kızı, bir mis şey gibi köylü kızı yani. Oynayamıyorsan, istiyorsan kilo al, istiyorsan kilo tabii, ver. Tabii, hiç tabii, fark tabii. Etmiyor. Ben de hemen burada parantez açacağım. İşte Özcan Deniz'in yeni dizisi Hatice Şendil. Hı hı. Orada 10 kilo vermiş. O da çok zayıflamış. Hı hı. Ama bir şey geçmiyor bana onda. Evet. Açık söylemek gerekirse. Yani işte bunu bir şey için yapıyorsanız hani bu haber olsun maksadıyla yapıyorsanız olmuyor. Türk seyircisi artık yani sezon başında 70 tane iş başlıyor arkadaşlar. Evet. Ve 70 işin içinde düşünün ki 2 tane kadın başrol, 2 tane erkek başrolden... 4 başrol çarpı 70, 4 kere 7 kaç yapar? 280 tane başrol seyrediyor ki bunlar hani başrol veriliyorsa bu insanlara işte bizim oynadığımız bu majör rollerde yapım şirketi de kanalda sizden bir başarı bekliyor. Tabii. O 280 tane işin içinden 2-3 tanesini seçip seyrediyor. Dolayısıyla artık seyircinin gözü çok keskinleşti. Yani siz samimi değilseniz, gerçekten çaba sarf etmiyorsanız yemiyor. Sadece güzellikle, efendim sadece... PR'la, basınla vesaireyle Türk seyircisi sizi almıyor. Bir de benim mesela son dönem söylediğiniz şeye yakın isim vermeyeceğim bir dizide gördüm. Dizinin hangisi olduğunu da bilmiyorum. Aynı işte böyle bir köyde, kasabada bir yerlerde geçiyor. Fakat kızlar böyle konuşuyor yani. Hani ama bir yandan da dönem işi belli ki. Fakat bu tonlama böyle kalmış orada yani. Power Türk İngilizcesiyle bir Türkçe konuşuluyor ama dönem işi ama bir şey falan. Evet işte. Şimdi orada mesela ben o arkadaşlarıma da kızamam. Çünkü benim de atölye 1314 oyunculuk okulumda bu yaş grubu Y kuşağından bir sürü öğrencim var. Hani gerçekten gözünü kaşını indiririm aşağı mümkün değil öyle bir şey ama. Yahu orada yönetmen var. Orada öyle değil mi hani bir yapım şirketi var, reji var. Ben onlarda asıl hani suç bulurum o noktada. Çünkü bu insanlar dediğiniz Hande arkadaşım da sanıyorum yaşı bayağı genç bir arkadaşım. Çok güzel bir kız ama. Dünya güzeli bir çocuk. Evet.
onun üzerinden de söylemiyorum. Fakat bu yaş ve jenerasyonda hata yapmaları kaçınılmaz. Bizim sektör olarak bu çocukları doğru eğitmemiz gerekiyor. Buna eğitmediğiniz noktada yani onu o şekilde montajlayıp o yayına koyan zihniyete soru sormak peki lazım. Senin atölyeye gelip de hemen sonra senin atölyeye gelen işte atölyeye gelenler bunları yapıyor. Çocuklardan böyle evet. Oğlum ya da kızım sende herhangi bir ışık yok. Olmaz. Asla dediğin şey oluyor demem. Mu? Asla. Ya bizim atölye 1314'ün ilk yani ana kuralı birinci dersi asla vazgeçme. İkincisi adanmışlık, üçüncüsü disiplin ve çok çalışmak. Dolayısıyla zamanında bu dediğin şey asla senden bir şey olmazı bana okula girmeden önce de okula girdikten sonra da o kadar söylediler ki o yüzden ben hiçbir öğrencime söylemem. Bak bu fotoğraftaki bu çocuk adı neyse zavallı. Şevket. Ay, Şevket'e demişler İşkence. Ki oğlum senden hiçbir şey olmaz. Son şans bak son bunu şans, deniyor. Güzel. Şevket'in son şansı. Peki sen rolün için 10 kilo aldın. Evet. Tipini değiştirdin. Bir sürü kendine eziyet ettin. Yani çok tipimi değiştirmem. Tamam. Makyajsız çıktım rolü sadece. Için, bir de karşılar işte serbest rolü bırakın. İçin ekranda daha güzel gözükmek uğruna 10 evet. kilo verip yüzüne ufak tefek estetikler yaptıran ama buna yaptırmadım diyen evet. ve Stella Adler tekniğiyle rolüne hazırlanan Hatice Şendil'i köylü kızı olarak Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde nasıl buluyorsun? Seyretmedim. Vallahi seyretmedim yani. Seyretsem derim ki seyrettim. Hani şöyledir, böyledir. Peki ya böyle... Dediğim gibi bu arada şeyi atlamamak lazım. O noktada hani şimdi doğal olarak sizlerin karşısına, medyanın karşısına, basının karşısına biz oyuncular işleri temsilen çıkıyoruz ama evet, sonuç evet. itibariyle oradaki hiyerarşik yapı şudur. Önce kanal, sonra yapım şirketi, sonra yönetmen, hatta yapım şirketiyle yönetmen arasında senaristler. Ondan sonra yönetmen, ondan sonra oyuncu. Dolayısıyla biz bir oyuncuyu eleştirdiğimiz noktada o yayına, o bant gidene kadar ki bu diğer üst makamların onayından geçtiğini unutmamamız lazım. Çünkü ona bakarsanız biz bir diziyi çekerken 35 bin yerde hata yapıyoruz. İşte kuş geçiyor, tavşan zıplıyor, ezan giriyor. Şimdi nasıl ki biz seyircimizin karşısında bunları bu şekilde çıkarmıyorsak oyunculuk kalitesi açısından da diğer... Arkadaşlar da sorumludur peki, o işten. Peki bu dönemde, şu an bulunduğumuz dönemde... Ya eleştireceksek eğer de hani o sadece bir oyuncunun hatası değildir. Orada bir sürü ekibin bundan hatası. Sorumlu olan ekibin bu dönemde sence bu reyting sisteminde biliyorsun çatır çutur diziler kalkıyor. Evet, panel çok değişti. Evet, starların işi eskisine göre daha mı zor? Vallahi ben bunu son 5 senedir söylüyorum. İlk söylediğimde bana iki şeyle ilgili sektöre girdiğimden beri benimle çok dalga geçiyorlardı. Star senaryo diyorum son 5 senedir 10 senedir de yarın öbür gün biz Orta Doğu ve Amerika arasında yani bu iki Doğu ve Batı sineması arasında büyük bir köprü olacağız. Çok önemli bir misyonumuz olacak. Türk televizyonlarında yayınlanan bu dramalar, diziler Orta Doğu'da başka bir kültür emperyalizmi başlatacak. Bunu doğru değerlendirmek lazım diye her anlamda bulabildiğim her platformda işte festivaller, üniversite söyleşileri, basın röportajları dahi söylüyordum. Şimdi yavaş yavaş dediğime gelmeye başladılar. Ne olacak son 5 yılda dedin? Valla son 5 yılda bizim adımıza star senaryo olacak. Artık çünkü hiçbir oyuncunun tek başına 120 dakikayı alıp da götürüp de hani senaryo ne olursa olsun, reji ne olursa olsun, kanalın pratiği ne olursa olsun gibi bir şansı yok. Hı hı. O anlamda yani bunun örneklerini de görüyoruz. Hani çok güvenilen işte... En son örneği hep söylüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. Küçük Kağan karşısında çıktı. Çocuklar şu düştü ama şunu ratingi, bir yardım edelim. Ratingi gün geçtikçe düşmeye başladı. Kurt Seyit ve Şuran Gelcan'ın Beyza'cığım. Beyza'cığım Hızlıcan'a geç hayatım. Kurt Seyit, Şuran. Bunun üzerine gününü değiştirmek zorunda kaldılar. Şimdi Küçük Kağan karşısına Özcan Deniz'in dizisini koydular. Evet. Ve ikinci haftada zirveye oturdu. Birinci oldu. Küçük Kağan geçti. Yani işte burada şöyle bir şey var. Hani bu bence dünya sinemasında da bitti. Hı hı. Bu dünyadaki televizyon dizilerinde de bitti. Yani Game of Thrones'da atıyorum siz Anthony Hopkins'i görmüyorsunuz. Öyle majör Hollywood starları yok. İşte adını sanını duymadığımız ama işte Edinburgh Tiyatrosu'nun önemli aktörlerinden bilmem kim bilmem ne rolünü oynuyor. Hı hı. Artık aktörlüğün ve oyunculuğun gerçek anlamda bu anlamdaki ustalığın şükürler olsun ki daha fazla takdir edildiği bir dönemdeyiz. Çünkü insanlar
sahici hikaye seyretmek istiyorlar. Samimiyet görmek istiyorlar. Böyle yalan dolan iki tane göz boyadım, iki güzel kız. Bir de artık çok fazla güzel kız ve çok fazla güzel erkek gördük. Yani bir şeyin güzellik ve estetik anlamında da bizi heyecanlandırması için artık hani normal yakışıklılar, normal güzeller değil. Hani böyle bir Marilyn Monroe gibi, işte efendim bir Türkan Şoray gibi, bir Kadir İnanır gibi bir şey olması lazım ki hani 100 yıllık bize bir güzelliğin çarpması lazım. Öbür türlü seyircide... Kızlar ve erkekler birbirine karışıyor. Evet, yani hani şimdi son dönemde jönfilere baktığınızda ben öğrencilerime de hep onu söylüyorum. Yani işte açık renk kumral saçlı, açık renk gözlü 5000 tane kadın oyuncu var. Yani senin farkın ne olacak bunlardan? Yani birini al, birini yerine koy. Hepsi işte 3 kilo. Hani hepsinin burunlar küçük, dudaklar şey, gözler hafif bir botoks bir şey falan. Yani onu çıkartıp onu koyduğunda o diziye ne değişiyor? Bir şey değişmiyorsa o zaman 10 sene sonra senin sektörde adın hatırlanmayacak bile. Çünkü vazgeçilmez değilsin yani. Yeşim, senin de şöyle bir özelliğin var. Çıtayı çok yükseltiyorsun. Ya çok öyle bir oynuyorsun ederim. Ki. Evet, ya çok biraz izlesek şu Nurhan karakterini. Evet, ben bayılıyorum. Nurhan karakteri izleyelim. O hayat benim. Yani. Anneler çok seviyor değil mi? Onu ya benim annem. Çok selamlar sevgiler. Evet evet. Burada. Söyleyeceğim şimdi. Ses de istiyoruz. Yaz. Uyan. Nuray ya. Ne oldu? Kahvaltı getirdim sana. Ya Nuray, ne kahvaltısı ya? İştahımı kaldı, kahvaltı yapacak. Ayıldın bu hiç? Yok. Çok kanamış ya. Yaksana. Nefes alıyor Erol. Orhan, öldü mü dersin? Tövbe estağfurullah ya. Şu çenesini bir kaldırt bakayım. Valla annem izlerken senin divanda böyle azarladığın sahneyi dedi ki, aa nereden bulmuşlar bu kadını dedi. Oyuncu mu dedi. Gelincikten getirdiler. Dedim oyuncu, bak dedim sana onu arkadaşımız dedim göstereceğim ya. Dedim inanmadı senin şu halinle o halinin aynı olacağına. Çok çok ellerinden öperim, çok sevgiler. Bak ne güzel yorumlar geliyor. Nimak diyor ki mimiklerini en iyi oynatan kadın demiş. Zeynep Polat da işte botoksuz, makyajsız, kınalı elli Nurhan. Zaten o muhteşem mimikler, muhteşem oyunculuk başka türlü mümkün değildi derken. Hande Ayan Ceyhan, günaydın ikinci evet, sayfanın güzel müdürü hanımları. Hostes kızdan. Hatırlıyorum sanki seni. Evet evet. Hande. Marmaris uçağı, Dalaman evet. Uçağıydı, Dalaman uçağıydı. Peki sana yapılacak en büyük kötülük ne olabilir diye düşündüm de bir rol için ağzını burnunu dolguyla botoksla değiştirmek yapar mısın? Çıkartılabilir bir şeyse yaparım. Yani işte zamanında böyle süngerle yüzümden geçtiği için. Nasıl? Geçtiğim için. İşte Bahtı Kara filminde sevgili yönetmenimiz Terim Peterson, o da makyajsız oynamamı istiyordu. O da o tarz bağımsız sinema örneği bir filmdi. İşte bu filmde ilk böyle çekimler yapılıyor. Ay bu da mı sensin? O da benim. O da benim. Tip çok saçma. Bin bir surat. Bin bir surat. Ondan sonra burada çok belli değil de filmim daha ışıklı yer. Baksana şuralarda falan hep böyle izler var. İşte ilk deneme çekimleri yapıyoruz. Işığa baktığı vesaire. Çok parlak duruyor cildin. Çok iyi gözüküyorsun. Burada da böyle bir kağıthanede bir dönerci karısı ama borç içindeler işte... Hani çok zor durumdalar, böyle battı batacak, iflas etti edecek bir ailenin annesini oynuyordum. Öyle mi dedim, tamam dedim yönetmenim bana 3 gün verin. İşte çıktım, o dönemki bir park bir şey buldum böyle, yüzümü yaktım ondan sonra süngeri aldım. Fotoğrafı da çektim gönderdim sana, tamam dedim budur. Yani aynen sen kaydım. Kendi ellerini cildini mahvettin.
Evet yani. Ya düzelmeseydi bir daha? Yani ne olacak? Lazer var, bir şey var. Soyma, bilmem ne, kimyasal peelingler. Onları araştırmadan yapmıyorum canım. Risk ama yani işte bunlar anlatacak hikaye oluyor ya sonrasında. Hmm. Yani öbür türlü çünkü şuna dönüyor. Hani oyuncu olarak şimdi öbür taraftan baktığında hani güzellik satmak dedim ya. Hmm. Öyle olduğunda ne yaptın? Oraya gittim, kürklerimi giydim. Şöyle bir şey, böyle baktım sağdan sola. Anlatabildim mi? E şimdi benim size anlatabileceğim böyle bin tane hikayem var yani. İşte uçurum kenarından kendimi aşağıya mı atmadım? Giden arabadan mı atlamadım? Uçurum kenarından da mı attın? Evet. İlk kısa metraj çektiğimiz bir sinema filminde. Uçurumun kenarında arkama bir tane halatla ip bağladılar. Aa. Tam Yeşilçam Türk sineması. Evet. Ve de kısa metraj. Hani bir uzun metraj falan olur. Bari Allah muhafaza ölsen öldüğüne değsin. 3 dakikalık. Çocuklar tabii tabii. Arkadan tutuyorlar. Ben kendimi atıyorum böyle kadını intihar etti edecek gibi. Böyle çok maceramız var yani. Bunlar hikaye oluyor. Anlatıyorsun sonrasında. Hı-hı. Peki, ben seviyorum. Oyunculuğun bu tarz halini seviyorum. Bak yani. Senin için diyorlar ki çok dobraymış Yeşim. Dobra mıymış ya? Evet, Yeşim çok dobra. Ben utanmış bir insanım. Meryem Uzerli, sorar mısınız demişler. Meryem Uzerli çok büyütülmedi mi? Çok baş tacı yapılmadı mı? Kim? Meryem Uzerli çok büyütülmedi mi? Çok baş tacı yapılmadı mı? Haksızlık değil mi burada yaşayan oyunculara diye sormuş. Asla haksızlık değil, asla da büyütüldüğünü düşünmüyorum. Çünkü sonuç itibariyle muhteşem yüzyıl. Gene başta Meral ablanın oluşturduğu senaryo ve o... 3 senelik bir planlamanın sonucudur. Gene oyuncuya gidiyor bizim aklımız ama orada bir yapım realitesi var. Orada bir senaryo realitesi var. Orada bir başarı varsa, yani bu büyütüldü diye algılanan da olsa bir başarı varsa bu öncelikle senaryonun ve yapımın başarısıdır. Oyuncu 3. basamaktadır. Tekrar altını çizerek hatırlatalım. Ayrıca da gene söylüyoruz. Hiçbir senaryo veya hiçbir isim tek başına bir projeyi alıp da başarılı hale maalesef artık getiremiyor. O devir kapandı, o devir bitti. Peki şimdi... Yani Halit çok özür dilerim. Halit Ergenci çıkartın oradan. Oradaki bir sürü tiyatrocu, oyuncu arkadaşımızı olmazdı. Çıkartın. Evet. Yani sen sadece Meryem Uzerli'yi koy. İşte gene o güzel ışıklarla, gene bilmem neler. O ancak bir moda çekimi olur. Evet. Bunun bir drama olarak başarılı olabilmesi için bütün bu yan faktörlere... İhtiyaç vardı. Nitekim Fatih dizisi o yüzden battı işte 5. İşte bölümde. Senaryo olmadığı zaman da peki, olmadığını Yeşim, görüyoruz sen kendini zaten. Bu kadar bir rol için aylar öncesinden hazırlanıyorsun. Belki duygusal olarak, fiziksel olarak da yıpranıyorsun. O daha zor zaten. Ve öyle. Hırpalanıyorsun. Ama bir bakıyorsun hiç yan gelip böyle rahatlıkla bölüm başına 50.000 TL'yi alıyor. O yalan, kim söyledi? Bölüm başına yan gelip o zaman 50 bin insan, lira alırsa başka iş yapıyordur hayır, bence hayır. O. Hayır, insan o zaman şöyle bir demiyorum. Ben hırpalanıyorum bu kadar. O hiçbir şey yapmadan 50.000 TL. Canım biz de az bir şey almıyoruz. Allah'a şükürler olsun yani de.